Abi bu nasıl olabiliyor? Böyle bir şey gerçekten artık olamaz abi bak cidden olamaz. Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar mükemmel ötesi bir kadro artı paket yorumlama bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bayağıdır gelmiyordu bir ay olmuş yani yeniden gelmesini özel ve devamı için arkadaşlar bir 2000 beğeni yapmanız yeterli. Karo artı paket yorumlamalarda sizi çok zorlamıyorum zaten. Hemen like at kankam yeni bir bölüm gelsin. Açıklamaya Facebook grubunu koydum. Oraya gelerek karo artı paket yorumlama videolarına nasıl katılacağını görebilirsin. Oradan zaten Facebook'tan attığınız karoları paketleri yorumluyorum. Ve kankam lütfen artık abone ol ya lütfen bak. Lütfen son zamanlarda söylüyorum gelmeye başladı biraz ama yine de yeterli değil abi. Abone ol çünkü izliyorsun abone olmuyorsun biliyorum. Abone olursan çok sevinirim. Hadi bakalım arkadaşlar bugün yani EA Sports'un yani neler yapıttığını hep beraber göreceğiz. Zaten Facebook gruplarında paylaşılan şeyleri görüyorum. Tahminlerim çok yüksek seviyede. Kadrolara çok fazla bakamayacağım. Ama abicim paketlerdeki olaylar çok saçma olacak. Hadi gelin beraber bakalım. Evet ilk kadromuz Hamza Ertaş'ın kadrosu öneri demiş. Bütçesi de 10 milyon coinsmiş ama 261 bin coinsi var. Abi muhtemelen yedeklerde oyuncuları vardır. Abi öneri istemiş. Yani sol orta sayı Sancho'yu tamamlamaya çalış diyeceğim ama senin için birazcık pahalıya patlayabilir. Oyuncuların da değerleri zaten bu ara çok arttı. Yani genel olarak zaten güzel bir takımın var. Forvet'e Lewandowski'nin iyi bir kartını kullanabilirsin. Kaleciden kesinlikle yani değiştirmen gerekiyor. Yani 10 milyona direkt Donnarum'a bile alabilirsin. Öyle söyleyeyim. Donnarum abi herkese öneriyorum. Gerçekten müthiş. Hemen bir sonraki kadroya geliyoruz. Barış Akın. Barış Akın Ronaldo yerine Rebic gelecek. 100 olacak. Öneri var mı demiş. Abi ben Ronaldo'nun yanına Rebic aldığım için sen de Ronaldo'nun yanına Rebic alır mısın? Ya yani lütfen diyeceğim ama 121 gen müthiş bir kadrosu var zaten ama neyse Rebic gelip 100 oluyormuş. Gayet iyi. Ayrıca abicim şöyle bir durum var. Yani kadron zaten genel olarak çok güzel. Çok beğendim. Söylenecek hiçbir şey de bulamıyorum. Ee, önerim şu anlık yok ama lasagna çok iyi değilse abi şu lasagna diye yazılan Ronaldo ile beraber kullanırsan daha mutlu olurum abi Rebiç'i. Ben öyle kullanacağım sen de öyle kullan. Hadi bakalım. Utku Kerem Musin yedek hesap hiç girmiyorum demiş. Böyle bir hesap atmış. Okey abicim. Ali Can Akkuyu Hernandez yerine Rebiç Pelegrini yerine Zidane gelecek demiş. Hernandez yerine Rebiç mükemmel olur. Pelegrini yerine Zidane harika ötesi olur. Daha iyisi olamaz. Ama abicim yani MOO mevkisi değil. Farklı bir dizilişe mi geçsen diyorum. Bak Bence 2M oğlu bir diziliş var benim kullandığım. 2M O 1M O O ama Royce'da kullanıyorsun. Yani senin için en mantıklı. Evet böyleymiş. Pardon. Yani yapacak hiçbir şey yok. Oraya Zidane gelecek ama Boost'u maalesef sana zararı dokunacak birazcık ama yapacak bir şey yok gerçekten ama genel olarak güzel bir kavram var zaten. Beğendim. Gayet iyi. Evet Arif Kurt böyle bir kadro atmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Abraham'la Ronaldo yan yana. Kimin geleceğini falan yazmamış ama muhtemelen Rüdiger gelecek çünkü yo kırmızı yumurtadan gidiyor. Yok şey gelebilir abi bu hesabı bu arada ama Coins yok belki gelmeyebilir. Rebic gelebilir ama bilmiyorum. Yani gelmeyebilir. Muhtemelen yazmadığına göre gelmez. Stoper'e 98 Rudiger gelecek. Para için Kayeri erken sattım demiş. Para için Kayre erken satmak mantıklı olmuş. Ben de erkenden satıp sonradan alacağım. Çok büyük zarar edeceğim. Çünkü değer artmaya başladığı gibi geliyor. Stoper'e 98 Rudiger gelecekmiş. Müthiş olur. Erkenden satmak çok mantıklı. Böyle şeyleri yapmanızı zaten her zaman öneriyorum. da değiştirebilip de yerine şey alabilirsen çok iyi olur abi. Kimyayı eğer uyuyorsa, kimyaya uyuyorsa Donnarumma'yı al. Belki kimyana bir zararı olmaz. Bir de Royce oradan değiştir. Yani seviyorsundur biliyorum ama MF kartı yani değiştirmeni öneriyorum. Ve arkadaşlar başlıyoruz. Abi böyle bir şey yok. EA Sports abi bir anda böyle bir buçuk milyon veriyor. 500 bin veriyor, 100 bin veriyor. Yani canı sıkıldıkça coin dağıtıyor. Arda Aslan'ın Hazard paketinden açtı. Ben de Mbappe çıkarmıştım. 1.2 milyona sattım artık bana da çıkıyor. Ama abi iyi gerçekten artık dağıtmaya başladı. 89'luk debriğini görüyorsunuz. Tamamen bedavaya çıkmış. Yani gayet yani çok garip abi. Eren Yıldırım eğlencesini oynuyorum deyip Fenerbahçeli bir takım atmış. Gerçekten müthiş. Gerçekten harika. Furkan Göçen. 112 yani 190 kim ya? Güzel bir takım var. Ama abicim bak bu takımı da beğendim. Böyle takım kuranları gerçekten beğeniyorum. Ama artık ben kendi hesabımı kuruyorum ya. Artık normal hesaplara daha da ilgili olacağım diye düşünüyorum. Arda Bulut bir tane paket açmış. Bir de 122 olabiliyorum galiba. Basılmamış boostlar ve dereceler var. Santaraforo, Rebic, Meo, Savaniyar gelecek. Müthiş olur abi. Meo, yer mu muhtemelen Brandt veya Demirbay yerine gelir. Brandt yerine gelir diye düşünüyorum. Ee, Rebic de geldiği zaman müthiş olur abi. Acaba Rebic'i o kimin yerine kullanacak çok merak ettim. Video izleyenler like atmazsanız sizin ayıbınız demiş. Valla abicim valla bir like atın. Ayıbınız değil ama like atarsanız çok büyük destek olmuş oluyorsunuz. Lütfen like atın. Hemen şu an tam ekranı kapatıp bak atmadığını görüyorum. Bak hala atmıyorsun abi. Niye umursamıyorsun dediklerimi? Hadi kankam tamam teşekkür ediyorum. Hala atmayan var ama onlar da vicdanını eline koysun ve like atsın. Neyse abi atmayan da atmasın. Arda Küçüker abi forvetere bit başka öneri bir de sence koke mi gedeş mi sol orta için? Koke iyi abi koke kalsın. Gedeş'i alma para al coin sal abi sakın gedeş'i alma. Bak sakın çok büyük hata yaparsın. Genel olarak güzel forvetlere Rebic geliyormuş abi. Herkes de alıyor. Defans Rüge, Dürüdüger gelecek. Meo'ya 93 Demirbay alacağız. Bu arada videoya selam. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin videoya. Gayet iyi. Biraz daha geliştirebilirsin kadronu. Arkadaşlar diğer kadrolara ve paketlere sadece tepki vereceğim. Sadece ilk gelen kadroları gördüğünüz gibi böyle yapıyordum. Sadece böyle aşırı güzel paket, aşırı güzel kadro görürsem tepki vereceğim ama herkesin kadro ve paketlerini bu şekilde göstermek istiyorum. Hani herkes yorumlarsam bayağı bir uzar. Burada Charles Perez'in eski bir paketi. Eski paketten çıkmış Charles Perez gördüğümüz gibi. Ama yenilerden bakalım neler çıkmış millete. Gerçekten iyi. Çok oyuncu dağıttı arkadaşlar bu aralar. Burada koku görüyoruz. Piknik partisinden güzel çıkarmış arkadaşlar. Bakalım devamında neler göreceğiz. Ay Fener paketinden 96'lık Ronaldo çıkarmış Eray Kağan. Gerçekten mükemmel. Ve abi oha. Yok artık. Akınalp bu nedir abi? 130 gen 250 kim ya? Bizim de moderatörümüz zaten moderatörümüz gerçekten hatta yöneticimiz abi mükemmel bir takım. Gerçekten harika bir takım. Yani bilmiyorum abi. Beyo Sancho yani bir videoluk verse de oynasak diyeceğim ama tabii ki nasıl güvenecek. Ama gerçekten güzel zaten videoda test edecek bir durum yok abi. Test videoları çok izlenmez ama müthiş bir kadrosu var gerçekten. En azından videoda kadrosunu gösterelim. Gerçekten harika bir takım. Bayağı iyi. Burak Arslan mükemmel bir ee, takım atmış ama o kadroya tepki vermemek olmazdı. 70 artıdan Paskalya paketinden Team of the Week Van Dijk çıkmış. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Gerçekten yani ben buna bir tepki vermek istiyorum. İnanılmaz gerçekten abi. Gerçekten inanılmaz. Hemen devam edelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu gerçek mi? Bu gerçek olabiliyor mu abi? Bu ciddi mi? Bu gerçekse bana ulaş. Gerçekten gerçekse bu bana ulaş. Abi bu nasıl olabiliyor? Böyle bir şey gerçekten artık olamaz abi. Bak cidden olamaz. Yani arkadaşlar anlamış değilim. Gerçekten çok garip. Yani gerçekten çok garip. Devam edelim daha neler göreceğiz. Hüseyin Türker oblak çıkarmış. Abi neler neler çıkarmış millet. Bu çocuk bunu nasıl çıkardı? Abi bu Paskalya paketi ne veriyor bu kadar? Bu hangi paket? Ben anlamadım. Yey. Gerçekten çok ilginç ya. Allah Allah. Ya abicim böyle bir şey olabilir mi ya? Abi tamam bak Ramos'u anladım. Ramos'u anladım okey. Sıkıntı yok. Ramos'u okeyim çünkü bana da Mbappe çıktı ama. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çok ilginç durumlar arkadaşlar. Yani bakıyorum geri kalanına da yani gerçekten güzel oyuncular var. Büyük transfer paketinden Bruno Fernandes bu da çıkabilir. Buna da normal diyorum artık. Gerçekten hayırlı olsun. Herkes hayırlı olsun. Diki ekranda değil de yan ekranda atarsanız daha güzel olur arkadaşlar bu arada. Ee, ÖV paketinden ooo bak bu da 75 Navas çıkarmış. Güzel abi. Ama genel olarak yani gerçekten e-sport bu aralar bayağı bir dattı. Yani artık müllere şaşırmıyorum. Artık müllere Havertz'e falan şaşırmıyorum. Rafa da çıkarmış. Gerçekten güzel oyuncular var ama artık şaşıramadığımız oyuncular yani. Bakalım paket görebilecek miyiz abi? Ben paketleri merak ediyorum. Şu an kartlara bakmıyorum bile. Değiye abi çok eğlenceli şu an bunlara bakmak. Sanki böyle canlı olarak çıkmış gibi hissediyorum. Abi bunlar gerçekten ilginç. Yani millet neler çıkarmış. Vay anasını be. Gerçekten abi Ronaldo yani bedava yani tamamen bedava Düşünsenize uyanıyorsunuz abi. Etkinlik oynuyorsunuz böyle uykulu gözlerle. Sonra tamamen bedava böyle bir anda Ronaldo çıkıyor. Oğlum ben uykumdan uyan ya bir anda uyanırım yani böyle bir şey olamaz gerçekten çok garip burada da tercihteyken görüyorsunuz burada da karval var arkadaşlar hadi devam edelim burada oblak var oblak herkese dağıtmış zaten yani burada iki taneli bir pakette vermiş keşke bir tane Ronaldo verseydim bunun yerine Ronaldo'nun çıkma ihtimali daha yüksek bu ikisinin mi sizce arkadaşlar? Yorumlara bir yazın hadi bakalım. 2 tane lit beleş paketten çıkma ihtimalim daha yüksek yoksa Ronaldo'nun çıkma ihtimalimi? Yorumlarınızı bu konu hakkında bekliyorum. Bakalım kim bu dakikaya kadar izlemiş ve yorum yapacak göreceğiz. Sinan Çay Pjanić çıkarmış. Abi bakalım devamına bakalım. Neler neler göreceğiz ya. 88'lik de Ter Stegen görüyoruz. Arkadaşlar bütün paketlerimizi ve kadrolarımızı gösterdim. Yani videoda arkadaşlar 200 beğeni olunca çekeceğim demiştim. Yani 200 beğeni olunca çekeceğim demiştim. Yani hemen hemen 200 beğeni olmuş arkadaşlar ama gece çekiyorum zaten. O yüzden 188 beğeni bile 189 beğeni bile yeter. Zaten sabaha kadar olmuş olacak ama ben sabahın altısında uyanık olmadığım için videoyu da çekemem maalesef. Her neyse arkadaşlar o zaman burada yavaştan videomuzun sona gelelim. Gerçekten mükemmel paketler, mükemmel şeyler gördük. Şöyle aradan bir, birinin kargosunu açtım. Hayrettin Öztürk denk geldi. Gerçekten tamamen denk geldi. MO öneri 88 üstü bütçe 10 milyon demiş. Hadi bakalım buna da bir öneri verelim arkadaşlar. 88 üstü bütçe 10 milyon. Abicim bak 10 milyonun varsa sen Kevin De Bruyne kullan. Ben aldım çok memnunum. Sen de memnun kalırsın. Her neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı, YouTube kanalıma kesinlikle abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Bu arada açıklamadan canlı yayın linkine de gelebilirsiniz. Canlı yayınlar yapıyoruz her gün. Facebook grubuna da gelebilirsiniz açıklamadan. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bay bay.